Richiesta, richiesta, richiesta. Dünyaca ünlü rejisör Ermanno Olmi, 2007 Eylül'ünde Milano'daki La Scala operasında Yaşar Kemal'in Teneke adlı oyununu sahneye koyuyor. Dünyanın en önemli roman yazarlarından Yaşar Kemal, 2010 yılında Adana yakınlarında doğduğu köyde. Eşi Ayşe Baban, dostları ve akrabaları ile birlikte doğum gününü kutluyor. Ben her zaman gençliğimden bu yana köye her sene gelirdim. İşte şahitlerim var burada. Her sene gelirdim. Bu sıralar gelmedim, başıma bela geldi. Gene bir defa hasta oldum, bir defa mahkemem oldu. Mahkemelerden sonra da gelemezdim. Başınıza bela olurum diye gelemedim. Yaşamı boyunca hakkında sürekli davalar açılan, kovuşturmalara hedef olan Yaşar Kemal'e son yıllarda fahri doktorluk payesi veren üniversiteler arasında memleketi Adana'daki üniversitede yer alıyor. Ülkesinin en büyük sorunlarından Türk-Kürt çatışmasını barışçı yollarla çözmeyi amaçlayan kuruluşların düzenledikleri barış konferansları ise onun asıl önem verdiği toplantılar. Halkı sürüp toprakları boş koymak, sürgünleri de aç sefil koyarak, sürgünlerin aç sefil çocuk çocuklarını da ister istemez dağlara yollamak. Türk'ün, Türk'ten başka dostu yok. Felakete bakın siz. Bu kadar iğrenç bir şey söylenemez hiçbir zaman. Bir milletin dostu yoksa o millet yok olur be. Bir ülke halkına bundan daha korkunç bir söz edilmez. Malazgirt'ten bu yana Kürtler Türklere dosttur. Ülkemizin onurunu, ekmeğini, kültür zenginliğini kurtarmak elimizde. Ya gerçek bir demokrasi ya da hiç. Ya gerçek bir demokrasi ya da hiç. Teşekkür ederim. Adana yakınlarında Ceyhan Nehri kıyısındaki Hemite Kalesi. Yaşar Kemal bir Türkmen köyü olan Hemite'de büyük olasılıkla 1923'te dünyaya gelir. Asıl adı Kemal Sadık'tır. Köyde Türkçe konuşulur, evde Kürtçe. Babası varlıklı bir çiftçidir. Kürt asıllı ana tarafından dedesinin eşkıya olduğu söylenir. Daha çocuk yaşta başından geçen olaylar onu yaşamı boyunca etkileyecektir. Çocuk geldi Ceyhan Irmağı'nda yıkanmaya gidiyor. Çamaşırları kolunun altında herhalde içine şever babama geldi. Dedi ki sen benim artık babam değilsin bilmem ne de babamın da korucuları, korumaları var. Çifte tabancası var. Camiye giderken Allah'ın evine silahla girilmez diye. Babam sağa selam verirken adam birdenbire yıldırım gibi fırladı. Buradan bıçağı attı. Kalbe giriyor. Babam caminin avlusundan çıktı. Çocuklar beni öldürdüler silahımı yetiştirin diye. Sabaha kadar 4,5 yaşında olacağım ki anam sırtını aldı. Sabaha kadar yüreğim yanıyor diye bağırdım. Ve sabahleyin kekeme oldum. 12 yaşıma kadar kekemeydim ben. Hiç konuşamazdım. Bilmiyorum ne zaman türkü söylemeye başladım. Yani Toroslar'daydım. Aşık Kemal'di. Ben 16 yaşlarımda ben hem şiir yazardım hem de ağıtlar toplardım. Yani bu ağıtlar kadınların ölüler üstüne söylediği ağıtlar. 50 kilo bir adam kubuzun uzamış gitmiş. Ayağında kara şalvar. Kara şalvarın cepleri büyük olur. Büyük, onlar da defterler. Ağıt topluyorum. Gittiğin zaman zibidi bir olan kimsin sen diye. Yani kimse ağıt falan yazdırmaz. Ben akşam köye gidiyordum. Köy odasında oturuyordum. Köroğlu anlatmaya başlıyordum. Sabahleyin bütün köye yayılıyordu. Aşık Kemal geldi akşam Köroğlu anlattı diye. Bütün erkekler, kadınlar dinlerler. Diyor. Ya köy odasında ya büyük bir odası olan, salonu olan bir köy evinde. Oh,
Kemal köyünde ilkokul diploması alan ilk çocuk olur. Ardından en yakın ilçe merkezi Kadirli'deki bu ortaokula devam eder. Çocukken başına gelen bir kaza sağ gözünü kör etmiştir. Babasının ölümüne karşın okumaya devam eder. Ancak daha 17 yaşındayken bir şiiri yüzünden ilk hapis cezasını alır ve okuldan atılır. Yalnızlık. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdir. Su olsan kimse içmez. Yol olsan kimse geçmez. Gelin adamı ne anlar senden? Çıkarsın bir dağ başına bir ağaç bulursun. Tellersin, pullarsın, gelin eylersin. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Köpürmüş gelen bulutları. Başka ne gelir elden? Çın çın ötüyor yüreğimin kökünde şu dünyanın ıssızlığı. Tanrı kimsenin başına vermesin böyle bir yalnızlığı. 17 yaşın şiiri bu. Kemal Çukurova'nın merkezi Adana'ya gitmeye karar verir. Adana, etnik ve dini sayısız farklı kültürün birlikte var olduğu çok renkli bir ortam sunmaktadır. Yaşar Kemal'in hayat mektebi diye tanımladığı dönem başlar. Amelilik, çobanlık, pirinç tarlalarında su bekçiliği, öğretmen vekilliği, yeni cami önünde arzuhalcilik yapar. Bu arada sürgüne gönderilen aydınlarla ünlü ressam Abidin Dino ve eşi Güzin Dino ile tanışır. Yaşar Kemal ikinci bir hapis cezasının ardından Dino çiftinin öğüdüne uyar ve 1950'de İstanbul'a gider. Türkiye'nin önde gelen yazar ve sanatçıları İstanbul'da toplanmıştır. Demokrat Parti özgürlük ve reform vaatleriyle iktidara gelir. Ancak vaatler boşa çıkar. Hükümet muhalefete karşı acımasız davranır. Ünlü şair Nazım Hikmet yurt dışına kaçmak zorunda kalır. Yaşar Kemal kendine o zamana kadar yabancı olan dünyaya dalar. Bulduğu her işte çalışır. Köprü altlarında yatar. Boğaz kıyısında kendi avladığı balıklarla karnını doyurur ve ileride vereceği eserlere malzeme toplar. Şimdi Yaşar'ı ilk defa 50'li senelerin başında tanıdım. Yani İstanbul'a geldiği günden beri ben Yaşar'ı tanırım. Yani geldiğinde ilk tanıştığı adamlardan biri benim. Çünkü bu Bedri Rahmi Eyüboğlu olsun, Sabahattin, Mabahattin o grubun şeyi oldu. Ve ilk de rastladığım yer galiba Fransız konsolosluğunda açılmış bir sergiydi. Sergi de Bedri Rahmi'nin sergisiydi. Yaşar Kemal yani İstanbul'a geldiği zaman işte bu konuştuğumuz bütün bir kültür birikiminin içine düştü. Ama o düştüğü yer zaten o esas ana kültürün sonuydu. Yani onlar daha evvel bitmek üzereyken biz yakaladık. Benim de hayatım oldu. Yani denk gelmez ona. Ona denk gelmez. Sonunun kokusunu aldık biz onu. Türkiye'nin en eski gazetesi Cumhuriyet'e alınınca polis takibinden kurtulmak için Kemal Sadık adını değiştirip Yaşar Kemal adıyla yazmaya başlar. Toplumun dışına itilen insanlarla, pamuk işçileriyle, sünger avcılarıyla yaptığı çarpıcı röportajlar büyük ilgi toplar. Toplumun çeşitli kesimlerinin karşı karşıya bulunduğu açlık, susuzluk, yoksulluk gibi sorunları gazete sayfalarına, Türkiye'nin gündemine taşır. Baskılara aldırmadan Kürtlerin, Alevilerin sorunlarına el atar. Olağanüstü anlatım gücü ve kendine özgü şiirsel Türkçesiyle önemli ödüllere layık görülür. ...1952 yılında daha sonra evleneceği eşi Tilda ile tanışır. Tilda, İstanbul'un köklü bir Yahudi ailesindendir. Birçok yakını Avrupa'daki Nazilerce katledilmiştir. Birkaç yabancı dil bilen Tilda,
sonraki yıllarda onun en büyük desteği olacaktır. Yaşar Kemal'in ilk hikaye kitabı Sarı Sıcak aynı yıl satışa çıkar. Türkiye kamuoyunu sarsan ilk romanı İnce Mehmet 1955'te yayımlanır. Köylüleri ezen ağaya baş kaldıran ve sonunda onu öldürüp topraklarını köylülere dağıtan İnce Mehmet, en çok satan kitapların başına geçmekle kalmaz, halk arasında efsaneleşir. Yaşar Kemal de Türkiye'nin en ünlü yazarlarından biri olur. Çukurova, daha sonra anlatacağı öykü ve efsanelerin arka planını oluşturacaktır. Bu Çukurova tekin değildir. Bir uçsuz bucaksız bir düzlüktür. Bataklıktır, büklüktür, akar sular, ulu denizlerdir. Çukurova bir sonsuz aklıktır. Göğe yükselmiş, ulu devler gibi ayağa kalkmış, yürümüş, binbir renkli ulu kartallarcasına uçan, akan toz direkleridir. Çukurova sarı sıcaktır. Tam tepeye çıkıyorsun, Mehmet'te ışık da deniz gibi köpür. Mesela ışığın şırladığını duyardım ben. Hani su gibi ilk defa kullandım. Bunu Çukurova halkında kullandım. Işık, ışık şırlıyordu. O kadar çok ışık vardı ki şırlıyordu. Su gibi şırlıyordu. Yaşar Kemal'in şiirsel bir üslupla yazdığı, Anadolu efsanelerinden ve gerçeklerden yola çıkarak evrensel konuları işlediği romanları 70'e yakın dile çevrilir. Eserleri Avrupa'da, öncelikle de Fransa'da olağanüstü ilgi toplar. Et je me souviens avec quelle admiration j'ai lu en son temps. İnce Mehmet'in Fransızcaya çevirisi yayınlandığında kitabı bir solukta okuduğumu hatırlıyorum. Toros dağlarından inip gelen bu Türk kahramanın aslında bize hem yakın ama aynı zamanda bir o kadar uzak olan efsanesi bende inanılmaz güzellikte bir tablo oluşturmuştu. Bu tabloda özgürlük, hak eşitliği ve daha iyi bir düzen için mücadelenin tüm öğeleri mevcut. Anlatımındaki o olağanüstü kıvraklıksa eserin biz Fransızları mest eden sarsan özelliği. Bu yüzden Yaşar Kemal kısa bir zaman içinde onu daha doğru dürüst tanıma fırsatı bile bulamayan, onu yalnızca kitaplarından bilen Fransa'da önemli bir üne kavuştu. Bu bir yazar için bence en ideal tanınma biçimi. Et évidemment, c'est la meilleure façon de connaître un écrivain. D'abord, je crois que François Mitterrand était un admirateur. Sanıyorum, Başkan François Mitterrand, Yaşar Kemal'e büyük hayranlık duymaktaydı. Kendisiyle 70'li yıllarda tanıştığında eserlerini okumuştu ve galiba çok etkilenmişti. Buluşmalarına ben de ön ayak oldum. Görüşmeden sonra ikimiz de Yaşar Kemal'in hem olağanüstü bir yazar hem de barış davasına inançla bağlı, coşku dolu, gerçek bir insan hakları savunucusu, büyük bir hümanist olduğunu gördük. Mitterrand bundan sonra kendisini sık sık davet etti. Ve sanıyorum Yaşar Kemal, Paris'e her gelişinde uzaklardan gelen hayat dolu kişiliğiyle Mitterrand'ı çok etkiledi. Yaşar Kemal daha sonra İstanbul ve deniz üzerine yazacağı romanları için bilgi toplarken, bu yıllarda yaşadığı Florya'daki balıkçılarla dost olmayı da ihmal etmez. Roman yazmak da büyük güç işte. Ben mesela roman yazdığım zaman ben sigara içmem. Roman yazdığım zaman içki içmem mi? Yarış atı gibi olmalıyım. Yürürüm, 9'da uyurum, 7'de kalkarım, yürürüm, ben öyle yazarım. Bir roman yazmak bir de fiziki güç isteyen bir şeydir. Zaman yiyen bir makinedir. Bir saat değil, iki saat değil, beş saat değil. Ya bir gün bir saat yazarsın, ikinci gün 10 saat yazarsın. İnce Mehmet'in başarısı New York Times gazetesinin de yazacağı gibi
yayıncılık tarihine geçecek bir olaydır. İnce Mehmet kısa bir süre içinde 35 ülkede yayımlanır. Eşi Tilda, 2001 yılında yaşama veda edinceye kadar Yaşar Kemal'in 17 romanını İngilizceye çevirir. Ancak Yaşar Kemal'in kaleminden çıkan bir eseri başka bir dile çevirmek kolay değildir. Tilda, diğer çevirmenlerden farklı olarak karşılaştığı kavramlar, böcek ve bitki adları hakkında ilk elden bilgi alma ayrıcalığına sahiptir. İranlı mütercime şey dedim, wormwood. O da bambaşka bir şey diyor. Yani wormwood bir nevi, sen anlat nedir periyavşan? Şimdi periyavşan boz bir rengi olan, müthiş çok sert kokan bir bitki. Çiçeği sarıdır. Çok küçük çiçekleri vardır. Nerede biter? Dağlarda biter. Ona benzer bir çiçek bizim parklarda da var. Yaşar Kemal 70'li yıllarda uzun bir aradan sonra ilk kez Çukurova'ya geri döndüğünde bir kahraman gibi karşılanır. Bu olağanüstü karşılanmamın sebeplerinden bir tanesi, ben bir kavga adamıyım Çukurova'da. Bir kavgayı sanıyorum ki benim kişiliğimde sembolleşmesini gördüler, kavganın. Ben Çukurova'da pirinç tarlalarında su altında kalmış köylerin insanını sanıyorum 25 bin kişi kadar kasabadaki bentlere beraber yürüdüm onlarla. Ve gerçekten bana güvendiler bu yürüyüşü yaparken bu köylüler. Otorite de bana o kadar düşman oldu. Hatta otorite öylesine düşman oldu ki ben gençliğimde hapishaneye girip çıktıktan sonra Çukurova'da yaşayamadım. Yaşar Kemal doğa ve çevre tutkusundan yola çıkarak İstanbul'un sorunlarıyla da ilgilenir. Köylerden göç edenleri, büyük şehrin çarkları arasında sıkışıp kalan, kaybolan insanları anlatır. Geçermiş sokağı İstanbul'un anahtarıdır. Geçermiş sokağı büyülü, pis, aldatılmış, ahmak, yürekli, akıllı, korkak, bozulmuş, canlı diri, soysuz, soylu, bıkmış, yeni anadan doğmuş gibi kızgın, uysal, deli, çılgın, alabildiğine ağız dolusu gülen, ağlayan, kız vermeyen, içine kapanmış İstanbul'un kirliliğini, çamurunu, İstanbul çılgınlığını, aldatılmışlığını, çürümüşlüğünü, acımasızlığını, sevgisini, yalansızlığını, koruyuculuğunu, onurunu, güzelliğini, sıcaklığını, candanlığını, sevgisini, baş kaldırmasını, bu küçücük pekmez renkli, boyaları dökülüp kararmış, tahtaları çatlamış, insanları birbirine sokulmuş bu semt sokağında birkaç misli abartılmış Yaşar. Türkiye'de iki ayrı düzlem vardır. Bir tanesi devlet düzeyidir, öbürü de halk. Bu devlet düzeyinde işler karışıktır. Yani devletin Türkiye'de kültüre çok saygılı olduğu ve kültür adamlarına saygı duyduğu falan pek söylenemez. O bakımdan da Yaşar Kemal'in işte hakkında davalar açıldı, yargılamalar yapıldı. Bazı basındaki bazı kesimlerde devletin yanında yer aldıkları için bu saldırılar biçiminde bu işe girdiler. Ama şunu da söyleyeyim, Yaşar Kemal benim biliyorsunuz en yakın dostum ve biz yıllardan beri beraberiz. Türkiye'nin neresine gitsek ve ne zaman sokağa çıksak, o normal sokaktaki insanlar, yani bir yerdeki bekçi ya da şoför yahut balıkçı ya da bakkaldı, normal işte Türkiye'nin normal insanları. Onlar Yaşar Kemal'e bir büyük bir usta, hatta büyük bir aziz muamelesi yaparlar. Yaşar Kemal 70. doğum gününde Adana kentinin özel davetlisi olarak karşılanıyor. Genelde onu başka sebeplerle izleyen polisler bu sefer ona eşlik etme çabası içindeler. Adana'dan köyü Hemite'ye geçen Yaşar Kemal, köydeki akraba ve dostları tarafından da coşkuyla selamlanıyor. Milletini bugünkü
kara lekedir. Yaşar Kemal generallere ve onların getirdiği baskı düzenine karşı barış ve demokrasi için direnişini inatla sürdürüyor. Bir yazar insan haklarını canını verecek kadar bağlı olmasa bu çağdaki insan haklarına, o yazar bile değil, insan bile olamaz. Ben niye gireyim? Ben politik adamı değilim ki kardeşim. Politikada İşçi Partisi kapattıktan sonra ben de politika yaşamımı kapattım. Yazarlık yaşamına gittim. Ne işim var Kürtleri böyle oturayım da konuşayım? Ama başımız belada bundan. Ve beladan kurtulmayacak. Tam da sırası Avrupa Birliği'ne girerken. Adam da demiş ki arkadaş, ya azınlıkta yahut ne dersen de bu adamın kişisel haklarını vereceksin diyor. 1995 yılında bu sefer de Alman Der Spiegel dergisindeki bir yazısı yüzünden tekrar mahkeme önüne çıkarılıyor ve daha sonra ertelenen 20 aylık bir hapis cezasına çarptırılıyor. Ama susmuyor. Bu savaş dursun diye yargılanıyorum. Hiçbir anlamı olmayan bu savaş durmalıdır. Bunun için yazdım. Bunun için savaşımı veriyorum. Ölünceye kadar da bu savaş bitmezse savaşımı vereceğim. Çünkü Türkiye'nin hayat memat meselesidir bu. Türkiye en kötü çağını yaşıyor. Yaşar Kemal'in mücadelesi dış ülkelerde de hayranlıkla izleniyor. 1997 yılında Frankfurt'ta barış ödülünü alırken ödül konuşmasını arkadaşı Günter Grass yapıyor. Bu yazar egemen çevreleri hep rahatsız etmektedir. Ama o bu yüzden hakkında sürekli davalar açılmasına, hapis ve işkence tehditlerine aldırmaz. Yaşar Kemal'in daha sonraki yıllarda yazdığı eserlerinde barış özlemi, çevre ve doğa sorunları giderek önem kazanıyor. O zamanlar balıkçılar denizden dönerken akşam üstleri menekşenin kumluğuna görkemli ateşler yakılır, öbek öbek közler kumun üstünde birer yıldız harmanı olurlardı. Florya'nın, Yeşilköy'ün fakir fukaraları ekmeklerini kapıp kapıya dökülürlerdi. Ve denizden gelen balıkçılar kıyıya, kumluğun üstüne derya kuzuları fırlatırlarsa 5-10-20 balık havada uçarak gelir, kumluğa düşerdi. Delikanlılar, genç kızlar balık ayıklar, denizde yıkar, tuzlar, köze serer, pişirir, ekmeklerin içini yarıp balığı koyar. Önce çocuklara, sonra yaşlılara verirlerdi. O zamanlar bu kıyılarda aç, benzi soluk insan yoktu. Yaşar Kemal'in son 4 romanının toplu adı Bir Ada Hikayesi. Yazar bu eserinde çağımıza damgasını vuran savaş, göç ve sürgün olgularından yola çıkıyor. Müthiş bir savaş. O savaşın korkunçluğu insanların eski insan olmaktan çıkışı, biraz daha yozlaşması, biraz daha yoksulluk içinde açlık, yok sefalet, ölüm, kırım. Büyük ailem bir göçmen ailesi. Toprağından bir insanın nasıl koptuğunu bilirim. İnsanın yüreği kopar gibi kopar. Yani Rumların buradaki yerli Rumlar herifin belki de 2000-3000 yıllık toprağıdır bu. Hiçbir türlü inanamıyorlar bu mübadele kanunu. Çünkü gideceksin diyoruz. Yani bir ne oldu? Türk şeyler gidince, Rumlar gidince Yunanistan'a Rumlar gelince ne oldu? Bunun hesabı yapılmadı. Yapmak da istemiyorlar zaten. Vay efendim Türklerin gelmiş, Türklerden getirdiğimiz sığınan, bize sığınan insanlara biz ne iyilik etti diye düşünüyorum. Burada büyük acı çeken, sıtmadan ölen, yani ata, iki romanda var bir cümle. Ata et verdiler, ite ot verdiler bunlar. Yani yayladan alıp Bataklık sıcak bir yere koydular. Bataklıktan alıp yaylaya götürüp üşüsün orada ölsünler diye. Yani bir büyük yanlışlıklar yapılmış ama bunun hesabını kimse vermedi. Veremezler de zaten.
Fransa daha önceki yıllardan beri Avrupa'da Yaşar Kemal'in en çok okunduğu ülkelerin başında gelir. Ünlü Gallimard yayınevi son olarak yazarın röportajlarını da yeniden bastı. Paris ve çevresinde kutlanan Türkiye Mevsimi adlı programın baş konuğu da Yaşar Kemal oldu. Ulusal Kütüphane'deki törende dostu ve eski Kültür Bakanı Jacques Lang, Fransa'daki hayranlarına verdiği okuma zevki için yazara candan teşekkür ediyor. Merci. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme sürecinde başlattığı reformlar son yıllarda duraksamaya başlar. Yaşar Kemal'in ve diğer aydınların özlediği gerçek bir demokrasi oluşturulması için atılan adımlar da yavaşlamıştır. Ülkenin en yakıcı sorunu olan Kürt sorunu da güncelliğini korumaktadır. Yaşar Kemal katıldığı hemen her toplantıda sanatçılarla, gençlerle her buluşmasında Türk hükümetleriyle Kürtler arasındaki sorunların barış içinde ve eşit haklara dayalı olarak çözülmesinden yana olduğunu vurgular. Peki efendim. 2010 Nisan'ında dostu Güntar Gras, Yaşar Kemal'i İstanbul'da ziyaret eder. Düzenledikleri basın toplantıları, bakanlarla, öğretim üyeleri ve öğrencilerle buluşmaları basında büyük yankı uyandırır. İki yazar, Türkiye'nin temel sorunlarını kamuoyu önünde dile getirerek bazı tabuların daha yıkılmasına önemli ölçüde destek verirler. Öğrencilerle görüşebildiğime çok sevindim. Onlarla birebir şu soruyu tartıştım. 1915'te Ermenilerin önemli bir bölümünün yok edilmesini Türkiye ne zaman kendi tarihinin bir parçası olarak tanımlayabilirse ancak o zaman kendisini daha özgür hissedecek, işte o zaman bütün tabuları açıkça tartışabilecektir. Ülkelerinde kamuoyu vicdanını temsil eden bu iki yazarın ortak açıklamaları, Türkiye'deki demokrasi tartışmalarına ivme kazandırır. İlerleyen yaşına rağmen dinç kalan Yaşar Kemal, eserlerinin dünyanın birçok yöresinde hayranlıkla karşılanmasını sessiz bir memnunlukla izlemektedir. Milano'daki tarihi La Scala operasında sahnelenen Teneke Galası'nın izleyicileri, dostu ünlü rejisör Ermanno Olmi ile birlikte büyük yazarı dakikalarca ayakta alkışlarlar.